Herkese merhaba, ben İsmail Sarıkaya. Biliyorsunuz ki kablosuz teknolojileri çıktıkça bizim de kablosuz teknolojileri destekleyen şarj cihazlarına ihtiyacımız oluyor. Bugün sizlerle bir şarj aletinin aslında incelemesini ve kutu açılışını yapacağım. İsterseniz sözü fazla uzatmayayım, hemen videoya geçelim. Voşe Türkiye bana bir tane şarj aleti gönderdi. Aslında bu tam anlamıyla bir şarj aleti denemez buna. Hep birlikte kutu açılışını yapalım. Neler olduğuna bir bakalım. Tek tek anlatacağım size bu cihazı. Şöyle kutusunu bir açalım. Bu aslında masa lambalı bir şarj aleti. Bunun içerisinde neler var? Bir tane iPhone'u şarj edebileceğiniz kablosuz bir şarj doku var. Bir tane AirPods'unuz varsa AirPods'u şarj edebileceğiniz ve bir de Apple Watch'u şarj edebileceğiniz bir şarj doku var. Tüm bunların dışında ayrıca bir de yukarıda bakın lambası var. Yani masanızı da aynı zamanda aydınlatabiliyorsunuz bununla. Masa lambası bu arada üzerinde şurada yazıyor. Dimmer kontrollüymüş. Yani kısılabilir bir masa lambasıymış. Kutu açılışını yapalım. İçerisinden neler çıkacak? Ben de çok heyecanla bekliyorum bu ürünü. Şöyle aslında anlatacak olursam uzun zamandır bu tür cihazlar kullanıyorum ben de. Şarj aletleri kullanıyorum ama akşam yatarken bende bir alışkanlık haline geldi bu. Apple Watch'un şarjı biliyorsunuz ki bir gün gidiyor. İşte AirPods'u şarja takmak gerekiyor, telefonu şarja takmak gerekiyor. Bunların hepsini ayrı cihazlara takmak ya da işte birini sök, birini tak yapmak inanın gerçekten çok yorucu olmaya başladı. Sonunda Voşe Türkiye'nin bu ürününü gördüm ve ayrıca bunun hem yatağın yanında durması gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü işte telefona ihtiyacınız oluyor. Gece işte AirPod kulaklık kullanmak gerekiyor vesaire. Kalkıp telefonu başka bir yerden şarjdan almak saçma oluyor ve zahmetli oluyor. O yüzden hemen yatağın başucunda olması gerekiyor. Bunun da gerçekten Voşe Türkiye güzel düşünmüş. Tam böyle başucu için güzel bir alet olmuş bu. Ayrıca lamba özelliğinde olması. Şimdi bir bakalım kutu açılışını yapıp şuradan bakacağız. Evet. Evet, ürün böyle olduğu gözüküyor. Alüminyum bir malzemesi var muhtemelen. Kurulumunu yapalım. Şöyle bir tane bir böyle lambanın takılı olduğu kısım çıkıyor. İçerisinden bir tane kablo çıkıyor. Bu kablo USB 3.0 girişli zaten. Kullanma kılavuzu her üründe olduğu gibi ve şarj edeceğimiz şarj tablası. Şarjlarımızı yapacağımız şarj tablası. Bunu şöyle koydum. Bakın şurası şöyle açılıyor isterseniz. Şu kısma telefonu koyuyorsunuz. Şunu da şöyle açıp şu şekilde şöyle gördüğünüz gibi açtım ve şu şekilde koydum. Şöyle gayet şık gözüküyor bence. Bu arada şu kısım böyle isterseniz şöyle biraz daha geri gideyim hatta böyle görün. İsterseniz bu kısım oynuyor böyle. Şurada bir jelatin var. O jelatin sökülebilir. Bunun malzemesi öyle kötü bir malzemeden değil bakın. Şöyle gösterecek olursam. Bayağı böyle sağlam bir malzemeden aslında. Şu kısımda biraz önce de söylediğim gibi bu kısımda böyle hareket ediyor. İstediğiniz tarafa ışığını verebilirsiniz diye. Şu üst kısmında üst kameraya göstereyim. Şu üst kısmında burada telefon şarj aleti yeri AirPods ve Apple Watch için saat şarj bölümü var. Bu kısımdan da muhtemelen ışığını açıp kısıyorsunuz. Şimdi şunu kablosunu çıkartayım. Wow. Bu arada bir şey daha. Bunu unutmamak lazım. Şurada gördüğünüz gibi buradan bir tane giriş var ve bir tane de USB-C yani Type-C giriş çıkışı var. İsterseniz buradan da bir Type-C kablosu takıp başka bir cihazı daha şarj edebilirsiniz. Dördü bir arada diye geçiyor zaten bu ürün ama aslında bence beşi bir arada. Yani Apple Watch, AirPods şarj aleti ve telefon şarj aleti, lamba ve Type-C çıkışı da için işin içine girdiği zaman 5'i bir arada olmuş oluyor aslında. Bu tarz ürünler piyasada çok fazla var. Telefonculara gittiğinizde, telefon aksesuarı satanlara gittiğinizde bu tarz ürünlerin çok fazla olduğunu zaten görecektiniz. Ama birazcık daha bunun kullanılabilir olması çok önemli. Yani başucunda duruyor, başucuna koydun, ofise koydun. İşte ekstra başka ne iş yapsın? Bu önemli. Ben de bu aşamada tam böyle yatak başucuna koyduğum için şarj aletlerimi genelde. Orada bir de lamba özelliğinin olması da benim için önemliydi. Ya da işte kitap okuyorsunuz gece. Kitap okurken yatmadan önce küçük bir ışık önemli oluyor, önemli hale geliyor. Bu o yüzden bu cihaz gerçekten tüm işimi göreceğini düşünüyorum. Bu cihazı almak isteyenler için videonun açıklama kısmına linkini bırakıyor olacağım. Voşe Türkiye'nin internet sitesine girip bu ürünü satın alabilirsiniz. Şimdi bir deneyelim cihazımızı. Powerbank'e takıyorum direkt. Evet, enerji geldi gördüğünüz gibi şurada ışığımız yandı. AirPods'umu şöyle kılıfta bakın. AirPods'umu şuraya bırakıyorum. Hemen anında şarja geçti. Peki AirPods'u burası şarj ediyor mu? Burası şarj etmiyor. Şurayı da merak ettim. Burası şarj ediyor mu AirPods'u? Yok, hayır. Burada AirPods'u şarj edebiliyorsunuz. Şunu açtığımızda da buraya saatimi takıyorum. Saatim de şarja başladı. Süper. Bir de telefonumuzu deneyelim. Şöyle telefonumu da buraya bırakayım. Telefonum da şarja başladı. AirPods da saatte
telefonla sorunsuz bir şekilde şarj oluyor. Teknik detaylarından bahsetmem gerekirse ürünün birazcık onlardan bahsedeyim istiyorum size. Kutunun üzerinde şu şekilde yazmışlar. Giriş voltajı 2 amper yani 12 voltluk bir girişle çalışıyor. Telefon için 10 watt'a kadar şarj çıkışı var. Kulaklıklar için 5 watt'a kadar ve akıllı saat için de 2,5 watt şarj çıkışı mevcut arkadaşlar. Bunun dışında masa lambası için de 3,5 watt'lık bir gücü var ürünün. Bu arada şu Apple Watch kısmı isterseniz kalkabiliyor. Yani bu şekilde veya şöyle Apple Watch'u buraya koyabiliyorsunuz. Zaten bu kısımda manyetik, mıknatıslı yani. Direkt çekiyor. Burada direkt tabii şarj wattları, watt oranları biraz az geldi bana da. Ama şöyle düşünün. Bu ürüne telefonunuzu, işte cihazları bırakacaksınız ve gece sabaha kadar yanınızda duracağı için bence gece sabaha kadar cihazlarınızın şarjını doldurmaya yetecektir. Masa lambasında nasıl çalıştığını size bir göstereyim istedim. Şurada aşağıdaki düğmesine bastığımda bakın şöyle gücünü bir arttırayım. Şu an en fazla hale. Şimdi düşürüyorum. Şu an kapalı. Bu arada bunun da 1, 2, 3 gün ışığı modu var. Sarı hali var ve beyaz hali var. Şöyle yükselteyim. Bu sarı hali. Şöyle. Bu beyaz ve gün ışığı. 3 modda masa lambası da yanıyor arkadaşlar. Benim için gayet kullanışlı bir ürün olacağını düşünüyorum bunun. Bundan sonra tüm cihazlarımı bu ürüne takıp bu ürünü de şarj edeceğim. Evet, ürünü denedim. Şarj girişlerinin tamamı sorunsuz bir şekilde tüm cihazlarımı şarj etti. AirPods Pro'mu, Apple Watch'umu ve iPhone'umu sorunsuz bir şekilde şarj edebildim. Bu arada sadece iPhone'u şarj etmek zorunda değilsiniz. Tüm cihazlarınızı, kablosuz şarj desteği olan tüm cihazlarınızı bu ürüne koyup şarj edebiliyorsunuz. Lambası problemsiz çalışıyor. Yeterli seviyede ürünün lambası. Bu arada USB Type-C çıkışına ben bir tane üçlü kablo satın aldım. Üç çıkışlı kablo satın aldım. Android, işte Type-C ve Lightning çıkışlı bir kablo satın aldım. Powerbank'imi, işte telefonumu, işte fazla cihazların tamamını oradan direkt tek seferde şarj edebiliyorum. Sorunsuz ürünü kullanıyorum. Benim için yeterli bir ürün. Sizler ne düşünüyorsunuz bu ürünle alakalı? Bunu mutlaka videonun yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ayrıca bu ürünle alakalı bir sorunuz varsa bunu da yorumlar kısmından belirtirseniz mutlaka cevaplarım. Ürünü satın almak isterseniz eğer videonun açıklama kısmına ürünün satın alma linklerini de bırakıyor olacağım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.